bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. Ben pezevenk olmak isteseydim şimdi İstanbul'da milyonerdim, anlıyor musun? Rahmetli abim bana o arkadaşı öldürttü. Colombo diye bir savcı vardı. Cezaevi artık karışmıştı. Koridorlarda cinayet işleniyordu. Camide esrar satıyordular. Bülent Ecevit'in kara oğlan posteri vardı. Getirdiler benim başımın ucuna astılar. Gardiyanlar resmini paramparça etti. Dayak ata ata değnekle beni ringe attı. Türkiye bütün Yılmaz abinin yanına geliyor. Çok büyük haksızlıklar gördüğünü, çok sinirlenirdi. Sinirlendiğini hiç affetmez. Mücadelesi güçlü. Ne yapalım ne yapalım, dayak yiyenler birleştik. Dedik sayın zamanı, gardiyanları rehin alalım. Yılmaz abi benim hemşerim, süverekli, ben de süverekliyim. Yılmaz abi bir ilkokul öğretmeni gibiydi. Değerliyse bırakmazdı Yılmaz abi. Değerli izleyenler, Kırmızı Hattan merhabalar. Bugünkü konuğumuz Yılmaz Güney ile uzun yıllar cezaevinde yatmış, kan davasından içeri girmiş, daha sonra tahliye olmuş Sayın Halil Jandarma. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abicim neden cezaevine girdin? Bir anlatabilir misin? Biz işte İstanbul'daydık. Abim kumarhane işletirdi. Bir tane Urfalı hemşerimiz abiyle, benim abimle bir restoran münakaşa ettiler. O münakaşadan dolayı rahmetli abim bana o arkadaşı öldürdü. Yaşım 17 idi. İşte cezaevine o cinayetle düştüm. Sene 76'da. Ondan sonra içeride de işte bize bazı tanıklar sahip çıktı. Derken Sağmancılar'da 19 ay kaldım. Oradan büyük operasyon oldu. O zaman Sağmancılar'da Colombo diye bir savcı vardı. Cezaevi artık karışmıştı. Koridorlarda cinayet işleniyordu. Hapishanenin koridorunda şişler, amanatlar satılıyordu. Uyuşturucular satılıyordu. Camide esrar satıyordular isimli kabadayı ağabeyler. Tabi bazıları. Derken büyük operasyon oldu. Bizi 39 kişi Bolu cezaevine sürdüler. Atlet katıyla sürüldük. Pantol yok, pijamayla. Bolu'ya geldik. Bolu'da da bize özel bir koğuş açtılar. Koğuşta tabi biz çocuktuk. İçimizde böyle eski yatan abiler vardı. Haftan evvel cinayet yapmış, çıkmış, şudur budur. Güzel bir hapishanedi Bolu. Derken bu Bülent Ecevit'in kara oğlan posteri vardı. Evet. Getirdiler benim başımın ucuna astılar. O yaşlı abiler, hapishaneci abiler. Savcı da selametçiymiş, Erbakancı. Bir gün koğuşa sabah erken savcı baskın yapıyor. Baktı resim benim başımın ucunda asılı Ecevit'in. Jandarma dedi sen mi bunu astın? Dedim yok. Kalk dedi yırt o resmi. Ben de dedim kim asmışsa o yırtsın. Sayın savcım. Ben sana kalk diyorum dedi. Ben savcıyım, şeker hastasıyım Halil dedi. Kalk yırt. Ben de dedim kim? Ben de dedim tüberkülozum. Zaten ben tüberkülozdum, hastaydım. Ben de dedim tüberkülozum hemşerim. Kim asmışsa o yırtsın. Neyse gardiyanlar resmi paramparça ettiler. Sabah azanı oldu. Bana sabah bir bindirme yaptılar. Beni sağlı sollu değnekle, askerde de değnek var, gardiyanda da değnekle. Beni ringe, dayak ata ata değnekle beni ringe attılar. Beni sürdüler. Tabi sürdüler gittiğim hapishaneye. Ben gitmeden ismim gidiyor. Diyorlar Halil Jandarma işte savcıya bir kafa koymuş. Dört dişini kırmış. Kimi diyor bahçede değnekle kovalamış. Hapishanenin şeyi işte. Derken biz orada Kırşehir'e geldik. Kırşehir'de de müdür beni tanıdı.
Savunmacılar cezaevinden beni tanıdı. Erçet'in eşi yok. Tanıdığı için o da biraz da yiyici müdürdü. Para mara yiyordu. Bana dedi, senin abin ne iş yapıyor? Dedim, benim abim kulüpçü dedim işte. Eşya sipariş vereceğim, gelebilir mi? Tabii dedim, gelebilir. Biz müdürün odasından Laleli'yi aradık, kumarhaneyi aradım kardeşimi. Dedim, böyle böyle. Abim de beni Bolu'da biliyor. Ne işin var Kırşehir'de? Dedim, bizi sürdüler. Geldik, işte müdür ne istiyor? Sipariş verdik müdürün odasında. Gece 12 ziyaretim geldi. Müdüre hediye medya getirdiler. Bana da işte biraz müdür yol veriyor diye içeri silah soktuk. İçeri esrarı soktuk, uyuşturucuyu. Derken hapishanede Ankara grubuyla, Ankara kabadaylarıyla o esrar için birimize düştük. Derken hapishane karıştı. Bu sefer biz Kırşehir'i yakmaya karar verdik. Kırşehir cezaevini. Kırşehir cezaevini. O zaman da müdür bu sefer Ankaralılara yardım ediyor. Silah veriyor bizi öldürmek için. Onlar da ben silahı gece sokmuşum. Haberleri yok. Derken yani biz mahkum birimizi öldüremedik. Bizi müşahedeye soktular. Cezaevinden ayrı bir yere. Orada da ülkücüler yatıyordu. Derken biz orayı da yaktık, yıktık. Bizi taradı askeriye. Bu sefer cezaevinde olduk. Yaktık yani Kırşehir'i. Biz 40 suç ortağı olduk. 20'mizi Kayseri cezaevine gönderdiler. 20'mizi de Niğde cezaevine gönderdiler. O 20 kişi Yılmaz Güney'in yanına Kayseri'ye gitti. Ben de Niğde cezaevine, o Ertuğrul Kürçügil'in yanına geldim. O 12 Mart'tan kalan devrimcilerin olduğu yer. Derken orada ben hayatımda görmediğim işkenceyi gördüm. İşkenceyi gördüğüm zaman da Adalet Bakanı Necmettin Cevheri'ydi. Sene 1977. İşte bizi çok büyük bir işkenceye aldılar hücreye. Bizi öyle bir dövdüler ki biz 6 ay hücreden dışarı çıkamadık. Ayaklarımız patladı, işte suratımızdır, şuyumuzdur, buyumuzdur. Derken içimizde eski hapishaneci bir abi vardı. Kalktı lambayı söktü, kendi kendini kesti. Kendini hastaneye atmak için. Tabii bu hastaneye atıyor kendisini. Görüyorlar, nedir nedir, diyor ki ben böyle kurtuldum. Arkadaşlarımı hücrede öldürdüler. Doktorlar nasıl öldürdüler? Diyorlar, işkence yaptılar. Onlar daha gelmeden kalktılar hücreleri, o kanlarımızı, manlarımızı kireç yaptılar. Heyet gelecek. Evet. Geliyorlar, bakıyorlar, hiç ortada kanman yok. Her taraf bembeyaz olmuş. İşte dedim, burayı şimdi kireç vurdular buraya. O dönemler de işkence dönemiydi. 12 Eylül'den evvel benim dediğim. Hangi hapishaneye gittin mi dayak atardılar, hoş geldin derlerdi. Hoş geldin dayak. Hoş geldin demek, geldiğin cezaevinde ne yapmışsınsa burada o hareketleri yapamazsın. Burası bu cezaevidir. İşkence, dayak yaparlardı, falaka yapardılar yani adam olmak için. Falaka yaparken dayak iğnenin ağzına mikrofon tutardılar. Kısımda yatan mahkumlar duysun diye, korksunlar diye mikrofon tutardılar. Mikrofon tutunca bütün mahkumlar battaniyeyi korkudan kafalarına geçirdiler. Derken biz orada bütün kim dayak imişse, ayrı cezaevlerinden gelen kim dayak imişse, dayak yiyenler birleştik. Dedik, biz bu hapishaneden gidelim. Burada işkence var, sıkı. Suç ortağı konuşmak yasak. Ne yapalım, ne yapalım? Dayak yiyenler birleştik. Dedik, sayım zamanı, kardiyanları rehin alalım. 10-15 kardiyan var
sayıma geliyorlar. Biz bunlara rehin almaya kalktık. 6'sı 7'si kaçtı. 6 tane rehin gardiyan elimizde kaldı. Kalınca bu sefer işte Kayseri'den komandolar geldi. Şunlar bunlar. Bizi hapishaneden etrafını çevirdiler. O zamanlar 12 Mart'tan kalan devrimciler vardı. Bize yardım ediyorlardı. Hani faydalı olmak için. İşte böyle yapın, idareye böyle konuşun. Baraka kurduk. İdareye içeriye giremiyor. O zaman beni konuşturdular. Ben de baş gardiyana dedim. Karakol komutanına dedim. Bende silah var. Eğer dediğimizi yapmazsanız tek tek gardiyanları öldüreceğim. Silah diyene kadar komandolar geri kaçtılar. Bu sefer o Ertuğrul Kürtçü süpürgenin içine 5 tane kalem içi. Eskiden kalem içleri demirdi. Onların içini barutla dolduruyorlar. Süpürgenin içine koyuyorlar. Süpürgeyi yakıyoruz, yere indiriyoruz. Bu süpürge yanarken tabii o kalemler pat 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 ard arda patlayana kadar dışarıda askerler zannediyor içeride silah var. Halbuki silah değil. Bu sefer Kayseri'den daha deli komandolar geldi. Yarbaylar, yüzbaşılar, işte büyük komandolar. Geldiler bizi duvardan teslim aldılar. Duvarı deldiler, içeri girdiler. İşte bizi başka hapishanelere sevk edecekler. Benim de Sinop cezaevine ringe. 10 dakikam kalmış, gideceğim. Benim annem Ankara'ya gidiyor. Necmettin Cevheri'ye. O zaman Adalet Bakanı oydu. Hemşerimiz Urfa'da. Annem diyor bak 6 aydır gidiyorum. Halil'i bana göstermiyorlar. Ölü mü, sağ mı? Ölmüşse ölüsünü versinler. Ölü değilse eşyalarını versinler. Çünkü ben Kırşehir'i yakmaktan geldiğim için bana süresiz inzibat vermiştiler. Yani hücre müşahidede yatıyorum. Gazete yasak, mektup yasak, ziyaret yasak. Bir tek tayin veriyorlardı bize. Onun için işte o isyanda bu sefer annem öyle diyene kadar Adalet Bakanı yıldırım tel çekiyor. Niğde'ye. Halil Jandarma'nın şu an neredeyse derhal alınıp İzmit cezaevine nakli. Beni aldılar İzmit'e geldim işte. Rahmetli Yılmaz Güney de bir hafta evvel Kayseri'den İzmit'e gelmiş. Ben de geldim işte İzmit'e. Kapı altında beni karşıladılar. Hatta ülkücü kardeşlerimize, değerli ülkücülere öyle Türkücü olanlar değil, güzel asil ülkücü arkadaşlara. Ben onların yanına gidecektim. Bir tanesi dedi, sen Urfalı mısın? Dedim, evet Urfalıyım. Dedi, Yılmaz Güney de buraya geldi bir hafta evvel. Nerede Yılmaz abi? Dedim, haber verin. Yılmaz abi geldi. Beni bir görene kadar o suç ortaklarımdan dolayı tanışıyoruz. Kırşehir'i yaktık, 20 suç ortağım Kayseri'ye gitmişti. Bizden diye oradan mektuptan tanışıyoruz. Ertuğrul'a yazmıştı mektup, Halil'e sahip çık, Halil devrimci değildir ama bizden de geri kalmaz, yardımseverdir ona göre. İşte beni görene kadar hemen sarıldım varıldım, ülkücüler de elbiseli beni götürecekler dedim abi kusura bakmayın. Yılmaz abi benim hemşerim, Süverekli, ben de Süverekliyim. Biz sene 71'den belli Yılmaz Güney'in resimlerine baka baka büyüdük. Sonradan filmlerini gördük. Sizden rica ediyorum, ben abimin yanına gidiyorum. Yılmaz abi de gidebilirsin dedi, hani şudur budur. Çünkü Yılmaz abinin diyalogları bambaşkadı insanlara. Ülkücüleri de kardeş gibi görürdü. Ülkücülerin de mücadelesini verirdi. Yılmaz abi de öyle bir yapı vardı yani. Onlara hiç böyle vuralım, kıralım sevmezdi Yılmaz abi. Derken işte koğuşa beni aldı. Ben hep 15 ay onun sıfrasında kaldım. Ama ayrı kominler vardı işte. Devrimci olmuş, defs olmuş, tik koymuş, şuymuş, içeride kominler vardı.
Ama ben hep sıfırasında kaldım. Kendi yemek masasında kaldım. İşte insanlara Yılmaz abi mesela sabah kalkar herkesi spora kaldırır. Spordan sonra kahvaltı yaptırır. Duş aldırır. Hiç okul okumamışsa ona tahsilli arkadaşlara derlerdi bunlara yazmayı alıştırın, eğitim, okumayı evet. alıştırın. İngilizce alışmak isteyenlere İngilizce alışsınlar. Spor Bakanı kurmuştu. İçişleri Bakanı kurmuştu. Oylamayla böyle hiç şeysiz yok. Yani orada İçişleri Bakanı ne demek? Başka cezaevinden geldi mi karşılıyor. Hoş geldin, hoş gittin. Götürüyor Yılmaz abinin yanına. Yılmaz abi 3 gün misafir ediyor masasında. Yanında kalacaksa kalıyor. Yanında kalmayacaksa git arkadaşının yanına yani bir yerine. Lümpense, başka hangi bakanlıklar var? Hırsızsa diyelim, gaspçısa ona göre gönder. Ama yanında değerliyse bırakmazdı Yılmaz abi kimseyi. İşte öyle derken Yılmaz abi yani bir ilkokul öğretmeni gibiydi. Herkesin numarası vardı. İlkokulda nasıl gidiyorsun? İşte Halil Jandarma numaran 40 filan yarışı. Böyle isim listesi vardı. Herkese bir görev verirdi. Sen bu tabelayı tut. Gelen oldu mu bunu yap. Sen işte tuvaletlere devamlı bak. Spor bakanımız vardı. Bizi sporla ilgilenirdi. Kendi hastaydı diye fazla spor yapamıyordu. Mideden rahatsızdı. Güzel yemek de yiyemezdi. Çünkü çok çalışıyordu. O sürüyü yazıyordu o dönemde. Derken mesela yardım sandığı vardı. Cezaevinde. Yanına neler geliyor? Ne zenginler, ne fakirler. O yardım sandığından herkese yardım ederdi. Ziyareti gelmeyenlere sigara alırdı. Kahvaltı alırdı. Eğer Halit'in ziyareti gelmiyor, ağır cezalı, dışarıda ailesi zorunluysa, zor yaşıyorsa ona bile yardım ederdi. Yani böyleydi onun. İnsanlara karşı çok merhametliydi. Çok 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 yani anlatılmaz. Peki. Merhameti. Zaten merhametli olmasa Yılmaz Güney olmazdı. Hep ezgin insanlarla, ezgin toplumlardan. Mesela bir ziyaretçi geldi yanına. Adamın baktı ayakkabısı delik, yırtık. Ayakkabısını giydi. Kendi ayakkabısını verdi. Bir yeri aradı, 50 çit ayakkabı geldi. Adam diyor, 50 çit ne ya diyor, bir kamyon getireyim Yılmaz abi. Çünkü adam biliyor, Yılmaz abi istediği ayakkabıları kendi giymiyor ki. İhtiyacı olanlara dağıtıyor. Yılmaz abi de böyle bir ahlak vardı, böyle bir yapı vardı. İçeride işte İngilizce alışın, tesbih çekmeyin. Boş boş yatmayın, boş boş şey olmayın. Günlük tutun derdi. İngilizce alışın. Almanca alışın. Saz çalın. Santranç öğrenmeye alın. Peki ben, abi, hiç racon kesti mi hapishanede? Ooo, kızdı mı? Çok Rahmani'ydi. Rahmani'nin üstünde yoktu. Ama haksızlık gördü mü, çok büyük haksızlıklar gördü mü, çok sinirlenirdi, sinirlendi de mi hiç affetmezdi. Bir örnek olarak mesela? Mesela bir örnek, benim ziyaretim geldi, dışarıda da abimle kardeşim geldi, içeride de yanımda 1700 sene cezası vardı Sefa Kaynar. Türkiye'de en çok cezaevlerinden o kaçmıştı. Biz o zaman camı kırdık, içeri bir uyuşturucu aldık. Bu baktı dışarıda ziyaretçimizi gardiyanlar dövüyor. Yılmaz abi vallahi gitti onlara tekme, tokat, filmlerdeki gibi. Hepsini dövdü. Akşam oldu benden o Sefa'yı kaynat. Sefa'yı çağırdı o 1700 yıl cezası olan.
Ona da ayıp değil mi ya? Bak burada rahatız, ortamımız iyi. Dışarıya bir şey gelmiş bana söyleyeydiniz, ben alaydım. Niye siz böyle yaptınız? Bak huzurumuz kaçar, yarın buradan bizi paket ederler. Daha sıkı hapishanelere gideriz. İnsanlara faydalı olamayız. Yani İlmaz abi böyle bir adamdı. Ondan sonra bir tane o dönemler Kadıköy'de Hızır diye bir avukat vardı, Ermeni. O zaman bir kadın öldürüyor. Kuşbaşı gibi buzdolabında saklanmış, yakalanıyor. Şimdi Türkiye bütün İlmaz abinin yanına geliyor. Artist olsun, zengin olsun, şu olsun, bu olsun. Tabii ne geldi mi? Bütün hapishaneye gidiyor. Hapishaneden hariç ziyareti gelmeyenlere gidiyor. Gelen yardımlar diyorsunuz değil mi? Tabii. Mesela Halit'in geleni gideni yok. Evi de perişan. Halit'in kirası gidiyor, erzağı gidiyor. Ondan sonra çok fazla geldi mi 40 kamyon geliyor. 36 hapishaneye Halit erzak gönderdiğini biliyorum. Türkiye'de böyle bir kabadayı yok. Böyle bir fakir, böyle bir ezgin seven bir insan görmedim. Biz gözümüzle yaşadık, gördük. 36 kamyon getiren adam diyor, kuzum diyor, başka var mı bir emrin? Çünkü biliyor İlmaz Güney kendine şey yapmıyor. Parayı koparıp, kamyon eşyaları alıp cibe binmiyor, villalar almıyor. Hep gurbet cezaevlerine, ziyareti gelmeyenlere, erzak, şu, bu. Öyle bir adamdı. Bu Ermeni avukat Hızır'la olan diyaloğunu anlatır mısın abi? Hızır'la ne oldu? Şimdi İlmaz abi'de bir ahlak vardı. Her zaman yapardı. Haftada bir koğuşta. Kendi hem koğuş müessilimizdi hem de cezaevi genel müessiliydi. Haftada bir toplardı mesela. Arkadaşlar, Halit istemeyerek bir şey yapmışımdır. Çarpmışımdır. Bir eksiğim varsa söyleyin. İşte iki kişi konuşmuyorsa kalkın konuşun. Barışın. Evet. Barışın. Barıştıktan sonra hadi sen de herkesten özür dile. Sen de herkesten özür dile. Böyle şeyleri severdi. Biz cahildik. Ben şahsım yani cahildim. Ya diyordum bu ne diyor ya. On numara adam dedim ya bunun eksiği yok. Çıkıyordu bak benim de bir eksikim olmuşsa söyleyin. Demeyin bu Yılmaz Güney'dir. Birimizden farkımız yok. Aa bu Hızır neyse gittik beşinci kısım diye bir koğuş. Toplanın dedi toplandılar. Ya dedi bir arkadaş benim arkamdan cart çürt yapıyormuş. Eksik yapıyormuşum. İki adım öne çıksın. Çıkmadı. Biz böyle bakıyoruz, ona bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Bir daha dedi, gene çıkmadı. En son bir daha, çıksana lan dedi, Hızır. Çıktı. Yaşlı böyle bir adam. Ben dedi, pezemek, niye çıkmıyorsun? Senin dedi, iki gözünü uyarım ha. Senin yaptığın cinayet ne lan? Müptezel. Ben duyuyorum sen burada dedi mahkuma bir dilekçe yazıyorsun, para alıyorsun. Sen milleti sömürüyorsun. Ben dilekçe yazıyorum, erzak alıyorum, ayakkabı alıyorum, iki paket cigara gönderiyorum. Tabii ki TRT yanıma gelecek, şey televizyon. Tabii ki sanatçı yanıma gelecek. Senin neyine gelecekler? Vallahi Halit abi öldürecektik onu. Bırakmadı. Ya dedi siz deli misiniz? Bu ibni öldürsen şimdi bakanlık gelir hepimizi Sinop'a, oraya, Afyon'a, Edirne'ye sürerler. Bu ortamı bulamayız. Siz akıllı olun beni dinleyin. Abi dedi bırak bunu götürün deli kessek. Buzdolabı aynı biz onu kuşbaşıydık. Yapardık da imkanlarımız da var. Her türlü. Dedi buna öyle ceza vereceğiz ki burasına bir tabala, arkasına bir tabala. Bunu her gün bir arkadaş böyle ranza ranza gezdirecek, yüzüne tükürecekler. Buna dedi böyle bir ceza. Yani İlmaz abi böyleydi. Ha cezaevine karşı da bak.
Türkiye'nin en azılı müdürüydü. Diyordu benim haberim olmadan bir mahkuma bir attın mı? Bir fiske, bir tekme. Seni makamında falaka ederim. Eder miyim? Edersin Yılmaz. Eder miyim? Edersin. Niye bu kadar güçlüydü orada peki? Yani... Abi neden güçlü? Yapısı güçlü. Yaptığı işler güçlü. Halit abi. Mücadelesi güçlü. O da biz kendini rahat bırakmıyorduk. Yarvalıyordu. Akıllı durun ben yazıyorum. Bırakın yazı yazayım. Bırakmıyorsunuz. O bir ahlakı da vardı. Hep derdi ki ben keşke kendimi öldüreydim de onu öldürmeyeydim. Niye diyorduk abi ya o hakimi? Ya diyordu öldürdüm bak geri kaldım. Fakire yardımcı olamıyorum. Dışarıda güzel şeyler yapamıyorum. Dar yerdeyim abi. Onun için. Çok insancıldı. Çok bildiğin gibi değil. Kızdı mı hiç affetmez. Cezaevinde iki silahla yatardı. Bir önünde. Kimseye çekmemiş. Kimseye silahlı. Duyardı mesela Tiko, Miko, ders yolcular kaçacak. Duyuyordu, diyordu gelin. Buradan kaçmayın, rahatınız kaçar. Hem de o devrimciler o zamanlar, o solcular general vuruyor. Nihat Erim'i öldürenler var. Büyük Uğur Gür'ü vuranlar var. Ahmet Ateşli'yi vuranlar var. Diyordu siz vuruyorsunuz. Benim vurmam filmim. Benim filmim diyordu. Dinamittir diyordu. Atom bombasıdır. Hiç Yılmaz abi hani dayı toplanalım adam vuralım git bu kahve tara bu şeyi yap. O işleri sevmezdi. O teori pratikte hep ne söylüyorsa onu yapardı. Beyoğlu'nda sinema sokağından geçtiği zaman bütün bakar orada her 5 saattir yemek yememiş. 3 aydır işe gitmemiş. Yemeğini yedirir çenesini atar. Böyle dolaşır. İşi gücü bu. Ama bir film yapacaksa, bir film edecekse bütün hepsi seve seve giderdi. Kimse ondan para istemezdiler. Peki Halil abi bu Kadir İnanır geldiğinde niye onunla görüşmedi? Şimdi Kadir İnanır'la ben o zaman cezaevinde 2 ay 3 İçişleri Bakanlığı yaptım. Bu 2-3 ayda bir değiştiriyordu. Ya bir öğretmen gibiydi ya. Yani içeride. Kapı altındaydım baktım Kadir İnanır yanında bir gazeteciyle gitti. Ben gittim Yılmaz abinin bir odası vardı küçük orada sürüyü yazıyor. Sürü senaryosu. Dedim abi Kadir İnanır gelmiş senden görüşmek istiyor. Kim var yanında dedi. Dedim vallahi bir tane fotoğrafçı var abi. Dedi git söyle rahatsız. Ya dedim abi sen amının mı bir cingene geliyor gidiyorsun. Ondan konuşuyorsun sarılıyorsun. Kadir İnanır ya. Dedi sen git öyle söyle. Gittim dedim Kadir abi rahatsız. Görüşmek istemiyor. Şey hani hasta. Ya dedi koğuşa gidiyorlarmış. Nazan Şoray, Selçuk Urak, Selahattin Alpa, Yeliz, Ruşan Çamay, Melike. Bu sürüyü yazıp gidiyor ya. Evet. Tüncel Kurtiz her haftada bir orada. Bu sürüyü yapıyorlar, getiriyorlar, kendine gösteriyorlar. Sinema salonu kurmuşuz içeride. Bakıyor, okeyledi mi tamam. Okeylemedi mi gidip değiştiriyorlar. Dedi... He dedi, bir daha gittim. Dedim abi ya dedim görüşme usta. Diyor kovuş moğuş. Ya dedi git gönder. O dedi magazin gazetecilerle gelmiş. Biz de o zaman cahiliz. Magazin gazeteciliği nedir nedir bilmiyoruz. Sene 78, 21 yaşındayız. Ben de şey etmedim. En son dedi göndersen bu kavitine. Kürtçe. Revolver gelsin.
Ben şimdiki Kadri İnanır olsa görüştürürüm onu. Bu son Kadri İnanır'ın o Tatar Ramazan şudur budur bir iki filmini seyretmişim. Tabii o zamanlar Kadri İnanır böyle değildi. Kadri İnanır Kempes gibi o Arjantinli. Saçlar öyle hep. Zengin çocuğu hep şey filmler. Şimdi Mariam Şerim ilerleyin. Ya hasta. Gittiler. Gittim dedim abi ya. Dedi oğlum o gazeteciler şey magazin abi, gazeteciler gelmiş. Tek gelseydi benim başım gözüm üstü. Yani keşke öyle geleydi. Öyle gelse de ilgilenirdi. Hayatta göndermezdi. Bir de o böyle boş resim çektirenleri sevmezdi. Çok dinlemişim onu. Ben çok zaman da böyle giyinirler dışarıdan. Ben çok zaman da o meraklılar diye ben kendisinden resim çekmezdim. Ben evde unuttum sana bir resim getirecektim. Birinin nikahını yaptı nişanlı. Orada bir resmim var. Onu ben müsait zaman sana gönderdim. Yani senin anlayacağın Yılmaz abi dışarıda orada ne lise öğretmeni öyle, ne üniversite öğretmeni öyle, ne işi öğretmeni. Peki Yılmaz Güney'e orada diğer gruplar tarafından bir suikast bir ve öldürme planı falan yapıldı mı? Bir deyim geldi. Bir deyim geldi. Duyum yani. Duyum geldi. Cezaevinin dışında ülkücüler müşahadiyede yatıyordular. Müşahadiye 10 oda böyle, 10 oda üstünde, 10 oda böyle, 10 oda üstünde, 40 oda cezaevinden hariç yatıyorlar. Zaten ülkücüler kısımda yatmazdılar çok. O zaman dediler, haber geliyor abi ayık ol, kapı ağzındasın ya. Bir de E5 İzmit yol ağzı ya. Evet. Seni tarayacaklar, maracaklar duydu. Dedi bir şey olmaz. Yani cezaevini işte, almamıştı. Zaten arkalı önle silahı duruyordu, özel getiriyordular kendi, en büyük havalar. İtalya'dan gene kendine 12'li Berat'a geldi. Türkiye'de daha o zaman yok. 765, Carcuro 12 tane var. Hediye geldi. O zaman rahat mıydı cezaevine böyle silahlar falan sokmak? Yani onun hatırı için rahat. O olmasa aman yarabbi. Dışarı göz gelmez. Yani onun oluşu şey. Zaten onun olduğu yerde adaletsizlik olmaz. Kimse adaletsizlik yapamaz. O var diye. Yarın Yılmaz abi duyar, bizi yakar. Peki abi, son olarak şunu sorayım. Şimdi Yılmaz Güney siyasi olduğu için bazı gruplar Yılmaz Güney'i yani bir nevi böyle hain, terörist gibi de lanse ettiler. Sen yıllarca onunla beraber aynı cezaevinde yattın. Nasıl bir adamdı? Özetle. Şimdi Yılmaz abi, şimdi Yılmaz abinin hayatı ta 1964'lere benziyor. O zaman bir yazı yazmaktan Nevşehir cezaevinde yatıyor. Soynabını başka bir yazıdan Konya'ya sürgün ediyorlar. Belki duymuşsundur. Derken bu Yaşar Kemal bunu çok seviyormuş. Bu Yaşar Kemal'a diyor ki ben İstanbul'a gideceğim. Beni İstanbul'da birileriyle tanıştır. Yaşar Kemal kime gönderiyorsa kimisi diyor ya ne diyeyim bu çelimsiz bir tane. Öbürü diyormuş bundan bir şey olmaz. Mendühün demiş bundan bir şey çıkmaz. Bilmem ne. Ama bu film olaylarında, filme girmesinde en büyük sebep Yaşar Kemal'dır. Derken yavaş yavaş bu 1966'da Urfa'ya geliyor, duymuşsundur. Evet. Urfa'da hudutların kanunu yapıyor. Hatta bu filmi yaparken Yaşar Kemal diyor gitme. Senin yasağın var, senin sürgünün var, seni alırlar. O da diyor sen karışma diyor, sen bana parayı ver. Parayı gönder karışma. O zaman geliyor Urfa'ya işte kaçakçılardan at kiralacak, kendini seviyenler ele veriyor. Oyuncular parasız oynuyor.
Ama kendi yine o zamanki yapsa ayrı. O zaman biraz lümpen yapsı da varmış. Kumar mumar da oynarmış. Tabii gene bu olaylarda parayı aldığı zaman hep garibanlara dağıtırmış. Kumarda para alsa gene kapıdan çıkana kadar açlara verirmiş. Evine ekmek götürmeyenlere. Öyle yapıyor ki ortakları da öyle yapsın. Hep onlara lansa. Onlar öyle alışsın, öyle yapsınlar. Derken 64'ten sonra zaten o yasak, o Fransa'da ödül aldı o film. O filmden yargıladılar onu. Ondan sonra 72 Mahir şey, şimdi herkes diyor ki Mahir'i saklamış. Mahir değil, Ulaş Bardakçı, Ömer Ayna. Bunlar Kürt solcuları. Bunları saklıyor. Tevkif oldu. 74 hafında tahliye olunca bu tamamen bu lümpen alemini, kumar alemini tövbe ederek küldür yedirse Dündar abiye Allah rahmet etsin. Dündar Kılıç. Onun en iyi dostu oydu. Diyor ki abi diyor artık bu saatten sonra benim kumarla mumarla bana yakışmaz. Hani ben açtım ben daha şeyim yine kardeşimsin. Ama kumar olayında yok. Hatta çıkmadan kendine Nişantaşı'nda bir kumarhane hazırlıyorlar ki bir de tarla başında hani sırf kendine hediye bırakıyor. Tarla başında yine Adana çocuklarına hediye ediyor. Nişantaşı'nda yine Dündar'a bırakıyor. Artık Yılmaz abi derken işte o arkadaş filmi Ağıt Umut, Ağıt, Acı derken artık kendine artık solculuğu da açtı. Benim zamanımda Arnavutluğu savunurdu. Enver Hoca. Bu Arnavutluğun, o da bir sosyalist bir adammış. Enver Hoca'yı okurdu. Ben de okurdum Enver Hoca'yı. Yani diyordu Yılmaz abi, Enver Hoca'yı niye okuyor? Biz de okurduk. Enver Hoca'dan sonra bu sürüden mürüden sonra Aliye Kazan geldikten sonra artık dünya sineması bunu Türkiye'den dedi mi Yılmaz Güney'i usta kabul etti. Mesela Almanya'da Berlin festivalleri şey oldu mu? Türkiye'den kim? Yılmaz Güney. Filmi Aşk Kurtlar. Seyretmişsin mi Aşk Kurtları? Evet. Hudutların Kanunu, Ağıt. Artık Yılmaz abi Türk sinemasına usta oldu. Artık o geçmişini, o solculuğu geçti. Adı solcu kaldı. Yok bilmem ne. Yılmaz abi solcu değildi ki. Çocukken solcuymuş. 12 Mart zamanı solculuk yapmış. Ama ondan sonra solculuk olayı yoktu artık. Daha kendi gelişti. Sinemada filozof oldu. Tabii demiyordu ben filozof. Gene de diyordu ben bir garip sinemacıyım halkımı. Öyle büyüklü kompleksi yoktu. Herkes bilir. Tarık Akan da bilir, Tuncel Kurtiz de bilir, Melike Demirak da bilir, Ruşen Çamay da bilir, eski yönetmenler bilir, Şerif Gören bilir. Hani büyüklük kompleksi hayatta olmamış. Şimdikiler bir film çeviriyor işte Yılmaz Güney. La siz kimsiniz Yılmaz Güney? Yılmaz Güney 19 saniye mahkum, 36 tane hapishaneye ziyareti gelmeyenlere erzak gönderiyor. Hangi sanatçı yapar? Yılmaz abi ödül aldı Antalya'da. 250 bin liralık ödülü aldığı gün Hava Kuvvetleri Komutanı'na vermiş. Şimdinin o para ne parası? İstese 5 villa. Niye vermiş o parayı oraya? Hediye ya yani benden bağış bağış. Hava Kuvvetleri'ne. He bağış. Tespitli ispatlı. Komünist diyorlardı. Umut filminde, o Paytoncu Umut filminde Türk bayrağı omuzunda sokaklarda gezmiş. Askerliğini yapmış.
kazandığı ödülü hava kuvvetlerine hediye etmiş. Yani bu Yılmaz abiyi nasıl hain ederler ya? Yılmaz abiyi nasıl solcu derler ya? Solcuymuş. En solcusu. Ali sana yemin içiyorum. Derdi, dünyada nerede bir aç çocuk var Afrika'da, Kamboçya'da? Benim kardeşimdir. Böyle görüşü vardı. Bu şimdikiler onun hayatını mı okuyor? Filmlerine bakıyorlar. Hele o Yılmaz Güney Efsanesi diye bir kitabı var, okusunlar. 280 sene kesilmiş cezası vardı bunun. Niye kaçtı? Kaçar mıydı Yılmaz Güney? Raportajı var diyor, niye? Ben diyor Türkiye'den kaçmadım. Cezaevinden kaçtım. Şimdi hangi sanatçı sorumluluk alabilir diyorsun? Yok, hangisi yargılanıyor? Hangisi şey yapıyor? Hepsi yalaka. 280 yıl, ha kitap orada. Yılmaz Güney Efsanesi diye bir kitabını bulsunlar. Hangi mahkeme, duruşma, askeri, artık askeri hakimler gelmesin. Gelmeden gıyabında ceza veriyorlar. En son baktı olacağı değil, kapalıya gidecek. Pır kaçtı. Çünkü mideden de, mide kanseriydi o. Şeyi içemezdi. Şeftaliyi tost makinesinde ısıtırdı, şeftaliyi yerdi. Rahmetli abim hep ona kaşar peyniri getirirdi böyle, koliyle. Buna gelen erzaklar, bütün mahkumlara, bir de mahkumun durumu olmayanların herkese yardım yapardı diyorsun. Evet. Halil Bey çok teşekkür ederim. İlerleyen programda da yine buluşmak dileğiyle diyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Yılmaz Güney ile yıllarca cezaevinde yatan sevgili dostumuz Halil Jandarma konuğumuzdu. Başka bir programda, başka bir konukla görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim. Ben bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. Ben pezevenk olmak isteseydim, şimdi İstanbul'da milyonerdim, anlıyor musun?